İngiltere, Türkiye ve dünyada bugün neler yaşandı? Güne damgasını vuran olaylar haber sonunda. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun harabeye dönen Diyarbakır'ın Sur ilçesini İspanya'nın Toledo şehrine çevirme projesine HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan yanıt geldi. Demirtaş, "Oraları cehenneme çevirdiniz, ne Toledo'su?" dedi. Nesidir? Cizre'de hakeza öyle. Ve sanki mevzu bitmiş, Kürt sorunu çözüldü, çatışma bitti. Şimdi iş imara geldi de bilmem oraları Toledo yapmaya, bilmem ne yapmaya geldi. Oraları cehenneme çevirdiniz. Ne Toledo'su? Ve hiçbir şey çözülmüş falan da değil. Başbakan yanlış bir hesap yaptı. Bu işi savaşla çözeceğine, operasyonla çözeceğine inandı. Durum daha da kötü hale geldi. Ortada bir başarı falan yok. Tam bir siyasi hezimet, başarısızlık var. Olan bu kadar insanın, yaşamını yitiren bu kadar insanın canına oluyor sadece. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, "Masaya dönüş yok ne demek? Masanın Türkiye'ye ne zararı oldu? Görüşmenin ne zararı oldu? Şu çatışmaların yarattığı tahribat, zarar masadayken olmuş muydu? Hayır. Masaya dönüldüğü zaman ölümler durmuş oluyor. Bundan rahatsız mı başbakan? Masaya asla dönüş yok demek, savaşa ısrar demektir," şeklinde konuştu. Hayır. Yani masaya dönüldüğü zaman ölümler durmuş oluyor. Bundan rahatsız mı başbakan? Masaya asla dönüş olmaz derken savaşta ısrar edeceğiz demektir. Ve bunun sorumlusu niye biz oluyormuşuz? Savaşı başlatan siz, masaya dönmeyen siz. Şu çatışmayı durduralım, konuşarak sorunları çözelim diye çağrı yaptığımız her an ne masası diye masayı reddeden sizsiniz. Masa erdemli, müzakere erdemli, onurlu bir iştir. Biz bunu davet ediyoruz. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, günlerdir Cizre'de bir bodrum katında mahsur kalan yaralılara ulaşılması için çaba harcayan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarı Yıldız'ın PKK'ye yardım ve yataklık yaptığını savundu. CHP eski milletvekili Hüseyin Aygün, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na IŞİD sever dediği gerekçesiyle başbakana hakaret suçlamasıyla 1 yıl 2 ay, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla 9 ay hapse mahkum edildi. Bir Gün gazetesi bugünkü nüshasında ekonomik olarak zorda olduğunu bildiren bir çağrı metni yayınladı. Ayda iki kez sudan sebeplerle 100 bin liranın üzerinde tazminat davalarının açıldığını ve bunların aleyhte sonuçlandığını belirten gazete, "Tüm gücümüzü halktan almak istiyoruz," diyerek destek istedi. Bundan 2 yıl önce Diyarbakır'da temelleri atılan Demokratik İslam Kongresi, orucun da bir sivil itaatsizlik eylemi olduğunu belirterek operasyonların sürdüğü ilçelerdeki sivil ölümleri ve çatışmalara karşı direniş orucuna başladı.